أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأراضين وما بينهما ومالك وصاحب يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قيمتي دوش تبي زينلري قرآن ve sünnet ışığında hayat programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve mağfireti üzerinizde olsun. Rabbim Celle Celaluhu bizleri Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytini sevenlerden, onlara hürmet edenlerden, saygı ve sevgilerini esirgemeyenlerden ve onlara tabi olanlardan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri aynı şekilde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sahabelerini sevenlerden, onlara saygı ve sevgide kusur etmeyenlerden ve onlara tabi olanlardan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytiyle sahabilerini birbirinden ayırmayanlardan eylesin ve onlara her şeyiyle tabi olanlardan eylesin. Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Aziz dostlar, değerli izleyenlerim, birkaç programdır hatırladığınız üzere Ehl-i Beyti Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytini sizlere anlatmaya çalışıyoruz, sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Hani toplumumuzda maalesef, değerlerimiz, mukaddesatlarımız, hani bizleri hani bazen birleştireceği yerde maalesef bizim yaptığımız yanlışlardan dolayı, o fitne ve fesatlardan dolayı maalesef bizleri ayırıyor. Bizleri sen işte şusun, bizleri işte sen busun gibisinden ayırıyor, tefrikaya düşürüyor. Halbuki Müslümanlar Ehl-i Beyt etrafında, Ehl-i Beyt'e tabi olarak birleşmek zorundadır. Aynı zamanda geçen programda da bunları hatırlattım. Sahabi kiramı göz ardı edemeyiz. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sahabileri, onları göz ardı etmemiz, onları Ehl-i Beyt'ten ayırmamız söz konusu değildir. Ama ne yazık ki bu konuyu işlememin en büyük sebebi aslında bir soru geldi ve hani birleştirelim, yapıcı olalım, dağıtmayalım, fitne fesat tohumlarını ekmeyelim. Eğer var ise fitne fesat tohumları var ise onları biz alıp atalım. Müslümanların arasını, ehli imanın arasını elimizden geldiği kadarıyla düzeltmeye çalışalım. Çünkü biz ümmet olarak, İslam ümmeti olarak bir ve beraberiz. Ehl-i Beytimizle, sahabilerimizle, Evliyaullah'la, salih kullarla, sıddık kullarla, alimlerimizle, amillerimizle beraber bir ve beraberiz. Biz tefrikaya düşmeyelim.
o gayrimüslimlerin, İslam düşmanlarının yani elbette vardır, kıyamete kadar da olacaktır. Ama biz temkinli olacağız, uyanık olacağız. Onların oyunlarına, onların tuzaklarına, kurdukları tuzaklara Müslüman olarak düşmeyeceğiz. Biz basiret ehli olacağız, hikmet ehli olacağız. Aklımızı, fikrimizi, beynimizi kullanacağız. Yani İslam'dan nurumuzu alacağız. Ehl-i Beyt'ten düsturumuzu alacağız. Sahabilerden yolumuzu kavrayıp öyle devam etmek durumundayız. Yoksa Allah korusun, şu anki düştüğümüz durumdan kurtulmamız söz konusu değildir. Bakıyorsunuz, kişi Kur'an-ı Kerim'e inanıyor. Kişi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme inanıyor. Kıblem Kabe-i Muazzama'dır diyor. Yani inançlarımız, itikatlarımız birdir. Ama bu Ehl-i Beyt konusunda farklılıklar gözetiliyor. Bu Ehl-i Beyt konusunda, bu kutlu ve ulvi olan Ehl-i Beyt konusu bazen insanlar arasında, müminler arasında, Müslümanlar arasında tefrikaya maalesef yol alabiliyorlar bu vesileyle. Ama bu nedir? Bu bir aslında zulümdür. Bu aslında bir fitnedir. Bu aslında Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Bu aslında hadis-i şeriflerden, peygamberimizden uzaklaşmaktır. Aslında bu Ehl-i Beyt'ten uzaklaşmaktır. Aslında bu sahabilerden ayrılmak ve uzaklaşmaktır. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu bizleri Kur'an-ı Kerim etrafında toplanmayı emrediyor. Sahabe-i kiram etrafında özellikle Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin tavsiyeleri, emirleri vardır. Ehl-i Beytime tabi olun. Onları sevin. Onlara hürmet ve saygıda kusur göstermeyiniz. Eğer onlara tabi olursanız siz doğru yola ulaşırsınız diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani bu bir gerçektir. Bunu inkar etmemiz söz konusu değildir. Geçen programda sizlere örnekler verdim Kur'an-ı Kerim'den. Örnekler verdim Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden. Halbuki biz ayetler etrafında toplanmamız gerekirken bazen tevillerine, yorumlarına ya mutabık kalmıyoruz ve birbirimize bazen düşman kesilebiliyoruz. Halbuki olabilir. Yani mezheplerde ayrılıklar olmuştur. Farklılıklar olmuştur. Ama hepsine baktığımız zaman Kur'an'a, sünnete, Ehl-i Beyt'e, sahabilere dayanmıştır. Yani kendi akıllarından bunu inşa etmemişlerdir. Demek ki onların etrafında birleşmemiz gerekiyor. Bizi dağılma sebebi, tefrikaya düşme sebebi olmaması gerekir. Yani oyunlara, tuzaklara gelmememiz gerekir. Mukaddesatımız, Ehl-i Beytimiz, sahabilerimiz bizi birleştirmesi gerekiyor ve onların etrafında birleşmemiz gerekiyor. Aksini yaparsak demek ki biz oyunlara, tuzaklara düşmüşüz, aldanmışız. Bir beraber olmamışız. Peki, şöyle bir düşünelim aziz dostlar, değerli izleyenlerim. Gelin hep beraber bir hayal edelim, bir düşünelim. Ufkumuzu böyle açalım. Açalım ufkumuzu. Dar düşünmeyelim. Geniş düşünelim. Şayet başta Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti olmak üzere, sahabileri olmak üzere, bakın Ehl-i Beyt diyorum, sahabiler diyorum. Çünkü bunlar ayrılmaz bir parçadır. Şu an ümmeti İslam'ın düşmüş olduğu tefrikaya, fitneye, fesada,
kavgaya, gürültüye, patırtıya, birbirlerini kırmaya, birbirlerini işte iftira atmaya, birbirlerine iftira atmaya, birbirlerini işte suçlamaya, yok sen şusun, sen busun demeye, yok ben Ehl-i Beyt'i senden daha çok seviyorum, yok öyledir, yok böyledir, yok sahabidir, yok budur, yok. Yani türlü türlü şeyler sayalım. Peki o Ehl-i Beyt, sahabiler, onlar için biz birbirimize düştüğümüzü görseler, birbirimizi ayırt ettiğimiz, ötekileştirdiğimiz, sen şusun ben busun dediği, yani o Ehl-i Beyt bunu görse, acaba buna razı olurlar mı? Bunu hayal edelim dedim, tefekkür edelim dedim. Vallahi de billahi de razı olmazlar. Sahabiler aynı şekilde düşünün. Sahabiler. Çünkü öyle şeyler duymaktayız ki, öyle şeyler duymaktayız ki, aziz izleyenlerim, inanın içimizi acıtıyor. Kalbimizi acıtıyor. Bazen de gözyaşımızı akıtıyor. Yazıktır, yazıktır, yazıktır. Başta Rabbimiz Celle Celaluhu, ya Allah'ın ipine sarılın demiyor mu? Allah'ın ipini bize ulaştıran kim? Başta Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem değil midir? Ondan sonra Ehl-i Beyti değil midir? Ondan sonra sahabe-i kiram değil midir? Ondan sonra İslam alimleri değil midir? Peki ineğin peşindeyiz. Ama daha önceki programlarda da söylemişim ben aziz dostlar, değerli kardeşlerim. Hani bir ümmeti, bir topluluğu, bir ülkeyi, bir halkı hakimiyetinizin altına almak istiyorsanız, yani onları istila etmek istiyorsanız, siz demeden sizin dediğinizi yapmanızı istiyor iseniz, size tabi olmalarını istiyor iseniz, artık savaşlara gerek kalmadı. Veya onları paramparça etmek istiyorsanız, dağıtmak istiyorsanız, böyle savaşlara gerek yok. Artık uçaklara, toplara, tanklara gerek yok. Bunu daha önceki programlarda sizlere arz ettim aziz dostlarım. Ne yapıyor bunu isteyenler, istilacılar ne yapıyor? Bunu arzu edenler ne yapıyor? İslam helale, İslam düşmanları ne yapıyor? Efendime söyleyeyim, elinizden örfünüzü, adetinizi, kültürünüzü, ahlaki yapınızı, ya etikadınızı, kısacası dininizi, beyninizi, fikrinizi, zikrinizi istila ediyorlar. Peki bunu yaptıkları zaman ne oluyor? Sizleri onların hakimiyeti altına almış oluyorlar ve sizi kuşatmış oluyorlar. Siz onlar emretmeden artık onların emirlerini yerine getirmeye başlıyorsunuz. Canla başla onların emirlerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Yani onların örflerini, adetlerini, işte kültürlerini, ananelerini, işte beyinlerini, fikirlerini, zikirlerini, itikatlarını almaya başlıyorsunuz. Ve siz onları aldıktan sonra maalesef onların istilalarına uğramış oluyorsunuz. Hakimiyetleri altına girmiş oluyorsunuz. Sizi kuşatıyorlar. İşte efendim bu oyunlar ta ne zamandan beri başlamış bu oyunlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin vefatında biliyorsunuz mürtedler çok olmuştur. Yalancı peygamberler ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz hemen vefatından sonra bunlar türemişlerdir. İşte efendim, demek ki bu oyunlara gelmemek lazım. Bunlar çok eski tarihten, İslam tarihine baktığımız zaman bunları görebiliyoruz. Bunları görebiliyoruz. Ve bunu diyorum her zaman, hakla batıl bir mücadele içerisinde, bir savaş içerisinde, onlar kendi davalarını gidiyor,
İslam da kendi hak davasına gidiyor. Ama İslam'ı parçalamak, Müslümanları dağıtmak için İslam düşmanları, ben tümüne isimleri ne ise İslam düşmanı, Müslüman düşmanı diyorum onlara. Çünkü isimleri söz konusu değildir. İşte efendime söyleyeyim. Bunlar böyle yaparken biz Müslümanlar olarak maalesef miskin miskin oturmaktayız. Miskin miskin oturmaktayız. Yani biz karşı atak yapmamız gerekirken, ne yapıyoruz? Miskin miskin oturuyoruz. Tam ondan sonra onların emirlerine amade kesiliyoruz. Bu çok yanlış bir olaydır. Bunu aziz dostlar, değerli kardeşlerim, bunu bizim artık ne yapmamız gerekiyor? Bir an önce silkelenmemiz gerekiyor, kendimize gelmemiz gerekiyor ve bir beraber olmak durumundayız. Elbette ki ihtilaflar söz konusu olacaktır. Elbette ki benim fikrim, benim düşüncem başkalarına belki ters gelebilir. Ama Kur'an'da ve sünnette, Ehl-i Beyt'te, sahabilerde birleştiğimiz zaman fikrimiz de bir olur, zikrimiz de bir olur. Ama biz oyunlara geldiğimiz için bu duruma maalesef düşüyoruz. Ve Rabbim Celle Celaluhu bizleri bu durumdan en kısa bir sürede kurtarsın, bizleri bir beraber eylesin. Ehl-i Beyt etrafında, sahabe-i kiram etrafında toplanmayı Rabbim nasip etsin cümlemize aziz kardeşlerim. Ondan sonra yani ben şey yapıyorum. Hani diyelim ki sahabiler arasında tabii ki biz onu bilemiyoruz. Rabbimiz en iyisini bilir. Kimileri ya diyor ki hani hilafet konusu hep gündeme gelir ya, ben bunları getirmek durumundayım aziz kardeşlerim. Bunları getirelim ki konuşalım ya, dertleşelim. Medeni bir şekilde, insani bir şekilde bunları tartışalım. Bunlardan zarar gelmez. Ama hani niye korkuyoruz? Korkmamızın bir anlamı yok. Ya ben medeni bir şekilde, tamam mı? Diyelim ki biri dedi ki ya Hazreti Ali'den hilafeti aldılar, ona vermediler. O başta olmalıydı. Ya kardeşim, ben ona derim ki bunu birinden duydum, çok da hoşuma gitti. Böyle çok güzel bir şekilde anlatıyordu. Ben ona derim ki ya kardeşim bak, Hazreti Ali Rabbimizin arslanı ya, Allah arslanı ya. Ehli beyttendir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ehli beytime saygıda, sevgide, muhabbette, itaatta kusur etmeyiniz demiştir. Ya ben bunu canı gönülden bağlayayım. Canı gönülden. Ve her Müslüman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her Müslüman öyle olmalıdır. Ehl-i Beyt'i sevmeli, saymalı, hürmet etmeli ve onlara tabi olmalıdır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin emirleri vardır. Ehl-i Beyt'le alakalı. Evet, Hazreti Ali radıyallahu teala anha dönelim. O Allah'ın arslanıdır. Allah'ın kılıcıdır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sevgili damadıdır. Büyük bir kahraman. Dünya onun gibi bir kahramanı görmemiştir. Görmemiş, belki de görmeyecektir. Bakın ne diyorum. Onun gibi bir kahraman, bir cesaret sahibi, bir cömertlik sahibi dünya görmemiş. Belki de görmeyecektir. Ben inanıyorum ki onun gibi
onun gibi gelmez, gelmeyecektir. Ben buna inanıyorum. Hazreti Ali gibi yürekli, cesur, kahraman, cömert, ilim sahibi biri belki olmayacaktır. Rabbimin lütfu, nimeti onun üzerinde olmuştur. Ama ben şuna dua ediyorum. Rabbim bizleri onun yoluna sevk etsin, onun yolundan ayırmasın. Sevgimizi, muhabbetimizi kat kat artırsın onlara. Başta Hazreti Ali olmak üzere. Evet efendim. Ha ben diyorum ki, ya Hazreti Ali o kadar güzel hasletlere sahip iken, acaba kendi hakkını kendi eliyle alamaz mıydı? Hep düşündüm, inanın düşündüm. Yani isteseydi Hazreti Ali, hani tabiri caizse, hani elini masaya vurması, kılıcını çekmesi, ya Allah Resulü'nün ilk halifesi ben olmalıyım diyemez miydi? Alır mıydı, almaz mıydı onu? Onun için mücadele etme gücü var mıydı, yok muydu? Vardı. İlimle onu delilleriyle ispat eder miydi, etmez miydi? Ederdi. Ama niye yapmadı Hazreti Ali radıyallahu teala? Niye yapmadı? Peki düşünün. Hazreti Hasan radıyallahu teala ya Muaviye ile anlaşıp ya barış yaptı. Fitne fesat olmasın diye ümmet arasında, ümmet toplansın, bir çatı altında toplansın diye halifelikten feragat etti. Yüzüğünü çıkarttı, Muaviye'ye verdi. Bunlar öyle insanlar ya. Öyle insanlar bunlar. Allah'ın sevgili kulları, Allah'ın sevgili kulları. İşte Hazreti Ali hakkını savunmayacak biri midir? Biz onun hakkını savunacağız. Bize mi acaba düşmüş Hazreti Ali'nin hakkını savunmak? Veya gelin şöyle düşünelim aziz dostlar, sevgili izleyenlerim. Biz ne kadar birbirimizle münakaşa edersek edelim, tartışalım, birbirimize girelim, birbirimizin kalplerini kıralım. Acaba elimize ne geçiyor? Elimize bir şey geçmiyor. Doğru mu? Bilakis elimize bir şey geçmiyor. Bilakis kötü şeyler geçiyor, çirkin şeyler geçiyor, çirkef şeyler geçiyor. İşte onun için aziz dostlar, şu aklımızı özgürleştirelim. Başta beynimizi özgürleştirelim. Aklımızı özgürleştirelim. Fikrimizi, zikrimizi özgürleştirelim. Allah'a yönelelim. Peygamberimize yönelelim. Ehl-i Beytimize yönelelim. Sahabilerimize yönelelim. Ve bir beraber olalım. Bir beraber olalım. Oyunlara düşmeyelim. Tuzaklara düşmeyelim ne olursunuz. Bakın. Ehl-i Beyt ile ilgili geçen hafta demiştim Allah'ın izni ve inayetiyle hadisi şerifler okuyacağım, ayeti kerimeler okuyacağım. Ayeti kerimelerden başlamak istiyorum ben aziz kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu Ahzab suresi 33. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin tahir mutahhar zevcelerinin ehli beytine hitabıdır Rabbimiz Celle Celaluhu, emirleridir. Ondan sonra يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Evlerinizde vakarlı olun. Cahiliye dönemindeki gösteriş gibi gösteriş yapmayın. Salatı yani namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Başta namaz, sonra zekat ikame edin, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bu genel itibariyle Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin zevcelerinin tamamına Rabbimizin emridir. Ondan sonra ey nebinin ailesi diyor bakın. Bu tamamen Ehl-i Beyt'e hitaptır.
Rabbimizden bir emir, bir hitaptır. Ey Nebi'nin ailesi, Allah sizden her türlü kirliliği giderip sizi tertemiz kılmak istiyor. Meali tekrar etmek istiyorum. Ey Nebi'nin, ey o kutlu Nebi'nin, Ehl-i Beyti ailesi, Allah sizden her türlü kirliliği giderip sizi tertemiz kılmak istiyor. Eğer Rabbimiz Celle Celaluhu, bizleri yaratan Allah, o mübarek Ehl-i Beyti tertemiz kılmak istiyorsa, kılmış ise, demek ki bize düşen görev onları sevmek, onlara saygı göstermektir. Hürmette kusur etmemek ve onlara tabi olmaktır. Onların getirdikleri o mukaddesatlara sahip çıkmaktır. Peki, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ehl-i Beyti'yle alakalı. Men ehabbeha fekad ehabbeni. Yani kim benim Ehl-i Beyt'imi severse beni sevmiş olur diyor Peygamberimiz. Men ehabbeha fekad ehabbeni. Bunda bir şey yoktur. Ya tartışma götürmez bu. Şek götürmez bu. Kim Ehl-i Beyt'i seviyor ise Peygamber Efendimiz'i seviyor demektir. Men ehabbeha fekad ehabbeni. Kim Ehl-i Beyt'imi seviyorsa beni seviyor demektir. Beni seviyor. Ondan sonra وَمَنْ اَحَبَّنِي فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهِ. Kim ki beni severse Allah'ı sevmiş olur. وَمَنْ اَبْغَضَهَا فَقَدْ اَبْغَضَنِي. Kim ki onlardan buğz ederse, onlardan nefret ederse, haşa, o Ehl-i Beyt'ten nefret ederse, buğz ederse onlara, beni sevmemiş, bana buğz etmiş, benden nefret etmiş olur diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. وَمَنْ اَبْغَضَنِي فَقَدْ اَبْغَضَ اللّٰهِ. Kim ki benden buğz ederse, beni sevmezse, Allah'ı sevmiyor, Allah'a buğz ediyor demektir. E bundan büyük bir şey, olağanüstü bir şey olabilir mi? Olamaz aziz dostlar, değerli izleyenlerim. وَفِي رِوَيَةِ سَعَدْ اِبْنْ جُبَيْرِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَ لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ الْأَجْرِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Kul, ayeti kerime indiği zaman bir rivayete göre, yapan da Sa'id bin Cübeyr'dir. O da İbn Abbas'tan almıştır rivayeti, rivayet etmiştir. Bu ayeti kerime Şura suresi 23. ayeti kerimesi. Bakın ayet numaralarını söylüyorum ki hepimiz bakalım diye. Hepimizde bir çağrışımlar olsun, böyle soru işaretleri oluşsun. Gidelim Kur'an-ı Kerim'imize başvuralım. İşte efendim, la es'elukum aleyhi ecran illa'l meveddete fil qurba. Bu Rabbimizin ayeti kerimesi, Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesi, Şura suresi 23. ayeti kerimesi. De ki diyor Rabbimiz Celle Celaluhu, emrediyor Peygamberimize, de ki sizden akrabalık sevgisinden başka karşılık istemiyorum. Çünkü peygamberler ücret mukabili davalarını, mesajlarını, risalelerini iletmezler insanlara. Ne yaparlar? Onlar karşılıksız Allah rızası için yaparlar. Bu arada yayınımıza katılan sevgili izleyicilerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz var. Çok güzel temennilerde bulunmuşlar. Hüseyin Kolbeyaz kardeşimiz güzel temennilerde bulunmuş. Ona teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Ahmet Gültekin abim var. Böyle çok değerli bir abimiz. Çok sevdiğim bir abim.
O da çok güzel temennilerde bulunmuş. Ona da Allah razı olsun diyorum. Ve buna işte birkaç daha izleyicimiz vardı. Onları takip edemedim. Onlar da haklarını helal etsinler. Cevap veremedik onlara. Rabbim onlardan da razı olsun inşallah. Temennisinde bulunuyorum. Evet. Yani dediğimiz gibi peygamberler davalarını hiçbir zaman bir mükafat, yani bir ücret karşılığı yapmamışlardır. Çünkü hatırlarsınız ki Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, hani müşrikler amcasının yanına geliyorlar. Ebu Talib'in yanına geliyorlar. Diyorlar ki şu yeğenini davasından vazgeçir. Vazgeçsin diyor. Ne istiyorsa onu kendisine verelim. Hani evlenmek istiyorsa, kız istiyorsa en güzel kızımızı ona verelim. En güzelini. Yok, makam, şöhret istiyorsa gelsin, ona makamı, şöhreti de verelim. Mal, mülk istiyorsa, mal istiyorsa istediği kadar ona mal verelim. Ne istiyorsa onu verelim ki, ama bu davasından, yani İslam dini davasından, hak din İslam'dan vazgeçsin. Ne istiyorsa onu takdim edelim. Kız mı, kadın mı, kız mıdır, ne istiyorsa en güzelinden, en soylusundan, soplusundan verelim. Mal, mülk istiyorsa en güzelini, şöhret, makam istiyorsa yine gelsin, onu da verelim kendisi. Ama yeter ki davasından vazgeçsin. Ona amcası söylüyor. O diyor ki, ya amme, ey amcam diyor, ey amcam diyor, vallahi diyor, eğer sağıma güneşi verseler, soluma da ayı verseler, ben bu hak davamdan vazgeçmem diyor. Yani en büyük örnek bizim için Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani biz aslında aziz dostlar, hani alimler Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, el-ulema varasetul enbiya diyor. Alimler peygamberlerin varisleridir. Aslında alimler, yani şeye bakmayacak, makama, şöhrete, mala, mülke, yani bakmayacaklar. Ücretlerini Allah'tan isteyecekler. Elbette ki yaşayacaklar ya. Yaşamak zorundayız yani. Hepimiz yeme içme durumundayız. Ev sahibi olmak durumundayız. Ama alim dediğin zaman, alimler dediğin zaman, hani böyle dünyaya kapılanlar değil. Ya şu an itibariyle aziz dostlar, değerli kardeşlerim, bunu açık gönüllükle söylüyorum. Samimiyetle söylüyorum. En çok dünyaya kapılanlar Peygamber Efendimizin dediği alimlerdir. Şu zamanın alimleri. Yazıktır ya. Dünyaya kapılacaksın. Şunu soruyorum aziz kardeşlerim, aziz izleyenlerim. Şunu soruyorum. Acaba hangimiz hangi saatte öleceğini bilebilir mi? Veya hangi yerde öleceğini ölebilir mi? Veya ne şekilde öleceğini bilebilir mi? Bu üçünü soralım birbirimize, kendimize soralım. Hangi saatte öleceğimizi, nerede öleceğimizi ve ne şekilde öleceğimizi. Ya Allah aşkına kim bunu biliyor? Dünya üzerinde bunu bilen var mıdır acaba? Bunu bilen var mıdır? Yok. Madem öyledir ya, o zaman dünyaya fazla kapılmanın bir anlamı yok. Dünyalık için birbirimizi kırmamız, birbirimizin kalbini kırmamızın, birbirimizin çekiştirmemizin, birbirimize iftira, yalan dolan yapmamızın bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Değmez çünkü bu dünya. Bu dünya değmez. Dediğim gibi akıllı olan bir insan, aklı selim olan bir insan bunu düşünebilir. Ya Allah Allah, ben ne yapıyorum ya, 5 kuruşluk dünya için ben bir kardeşimi, bir Müslüman kardeşimi ne yapıyorum? İncitiyorum, kırıyorum, hakkını gasp ediyorum, elimi uzatıyorum, ayağımla belki zararım dokunabiliyor. Veya bırakın ya,
insanlığa zararım dokunmasın. Yani Müslümanlara sadece değil, insanlığa, canlılara, cansızlara, doğaya, tabiata da zararım dokunmaması gerekir benim bir Müslüman olarak. Öyle düşünmem gerekir. Çünkü 5 günlük, 5 kuruşluk bir dünya. Neyine şey yapacaksın? Topladığın malı acaba veya işte makamı acaba onunla giden var mıdır? Onunla giden var mıdır? Gördük mü onu? Yani malını, mülkünü, makamını, şöhretini yükleyip de gidenleri gördük mü? Yok. Kendisi en güzel bir şekilde topluyor. Helalından belki haramından topluyor. Ondan sonra o kendisi gittikten sonra onunla kim safa sürüyor? Elbette ki ondan sonra kalanlar. Yani onun için diyorum ki gerçekten değmez. Gerçekten değmez. Evet, tekrar izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Tek tek şey yapamıyorum. Çünkü konuyu dağıtmak istemiyorum. Hepsinden Rabbim razı olsun. Evet, işte peygamberler, efendime söyleyeyim, onlara tabi olanlar ücret karşılığı dini öğretmezler kimseye. Yani din ticareti yapmazlar. Din ticareti yapmazlar. Onlar sırf Allah rızası için bu mübarek, kutsal, faziletli dini insanlara ulaştırırlar. Sırf Allah rızası için. Evet, işte hani dedik ya, ücret almıyor. Peki niye? Niçin bunu? Ama Peygamber Efendimizin istediği bir şey vardır bizlerden. Bizlerden istediği bir şey vardır. Ücret istemiyor. Maddi olarak bir ücret istemiyor. Ama neyi istiyor Peygamberimiz? De ki sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. El-meveddete fil-kurbâ. Yani benim ehli beytime, benim akrabalarıma, benim saydığım, sevdiğim insanlara, sahabilerime ne yapın? Onlara sevgilerinizi gösterin. Onlara muhabbetlerinizi, hürmetlerinizi gösterin. Onlara sakın ve sakın tahkir, haşa, onlara tahkir, onları üzecek şeyler yapmayınız. Yapmayınız diyor. İşte Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ayeti kerime yolu ile vesilesi ile bizlerden bunları istiyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onlar dediler ki sahabiler, قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين نودهم. Yani sevgimizi, hürmetimizi, onlara tabi olmamız gerekenler kimlerdir? Onlara sevgide, muhabbette, hürmette kusur etmeyeceğimiz, acaba onlar kimlerdir dediler. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme sordular. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara dedi ki, Ali, başta Hazreti Ali radıyallahu teala anh, Ali, Fatıma, Ali, Fatıma, Ali Hazreti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin damadı, Allah'ın arslanı, Fatıma, sevgili kızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göz bebeği kızı ve ebnâuhumâ, onların çocukları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve onların zürriyetleri. İşte bunlar. Bunlara muhabbette, sevgide, itaatta kusur etmemek lazım. Bunları her zaman baş tacı etmek durumundayız. Baş tacı etmek durumundayız ve onların çizdiği yol, getirdikleri yol ne ise
Elbette ki o Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Resulullah'ın sünnetidir, yaşantısıdır. Ne yapmalı? Onlardan ayrılmamız gerekiyor. Onlara tabi olmamız gerekiyor. Aziz dostlar, değerli izleyenlerim. Hani dediğim gibi, Ehl-i Beyt bizleri tefrikaya düşürme sebebi olmamalıdır. Olmamalıdır. Çünkü biz eğer onların kıymetini, onların kadrini, onların faziletini, onların mübarekliğini öğrenmiş olsak, bilmiş olsak, onların etrafında birleşirdik. Birleşmeye çalışırdık. Yani gelin hep beraber, yani bu saatten itibaren, bu dakikadan itibaren hepimiz bir sayfa açalım. Bunlar hepimizindir. Hepimizindir. Mezhebimiz neyse, bakın mezhebimiz neyse, hani ben bunlara çok şey yapmıyorum, Sünni olabilirsiniz, Alevi olabilirsiniz, Caferi olabilirsiniz, Hanefi, Şafii, Maliki her neyse olabilirsiniz. Ama bunlar bizim ortak değerlerimiz. Ortak değerlerimiz hepimizin. Ya hiçbirimiz diyebilir ki ben Ehl-i Beyt'i sevmiyorum. Ben Ali'yi sevmiyorum. Ben Fatıma-tü Zahra'yı sevmiyorum. Ben Hasan Hüseyin'i sevmiyorum. Zürriyetlerini sevmiyorum diyen olabilir mi? İtimadınız olsun o şekilde diyen var ise onun itikadı fasittir. İtikadı fasittir. İmanında şek ve şüphesi vardır. Aynı şekilde gelin o kutlu sahabileri de böyle ne bileyim duyuyoruz bazen. Duyuyoruz maalesef. Onlar için de çirkin şeyler söyleniyor. Söylenmemeli. Onlar için de Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem çok şeyler emretmiştir. Onları sevmemiz, takdir etmemiz, baş tacı etmemiz için çok şeyler söylemiştir. İşte onun için her ikisine de sahip çıkalım. Efendimiz başta Ehl-i Beytine, o mübarek Ehl-i Beytine sahip çıkmalı, onlara tabi olmalı ve sahabilere aynı şekilde sahip çıkmalıyız. Sahip çıkmalıyız. Bunlar için ayrılık olmamalı. Bunlar için birbirimizi kırmamalıyız. Çünkü Allah katında onlar kardeştirler. Ve bakın geçen programda da ayeti kerime okudum sizlere. Bu ayeti kerimeyi okuyup inşallah programımı kapatacağım. Aziz kardeşlerim, değerli dostlarım. Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'an succeden yebtegûne fadlan min Allahi ve ridvâna sîmâhum fî vücûhihim min eseri sucûd zâlike meseluhum fit tevrâti ve meseluhum fil incil. Hem bak Kur'an-ı Kerim'de, İncil'de, Tevrat'ta nedir? Örnekleri vardır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Yani biz eğer merhametli olmuyor isek birbirimize, merhametli bir şekilde davranmıyor isek, demek ki eksikliğimiz vardır. Bunu düşünelim aziz dostlar. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine, simalarına oturmuştur, belirgin olmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekin gibidir. Yani söze lafa gerek yok. Hani dediğim gibi aklı selim olan bir insan bunu düşünür ve doğru yolu bulur. Rabbim Celle Celaluhu'ndan tek niyazım, Kur'an etrafında toplanmamız, bir beraber olmamız, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetlerine sahip çıkmamız, Ehl-i Beytine, o güzide olan Ehl-i Beytine
saygıda, sevgide, hürmette kusur etmememiz, onlara sahip çıkmamız, ortak değer bilmemiz, sahabilerini de göz ardı etmemeliyiz. Onlara da sahip çıkmalı, sevgide, muhabbette kusur etmemeliyiz. Onlar Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onlar için onlar gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erişirsiniz diyordu Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onlar cennetle müjdelenmiş, onlar kurtuluşa ermiş ama gelin biz kendimize yanalım. Biz ne yapalım, ne edelim? Demek ki onların muhabbetiyle, onların muhabbetiyle bir hayat sürersek Rabbim Celle Celaluhu bizleri de onların yanına dahil edecektir. Onlarla beraber haşredecektir. Onlarla beraber inşallah cennetine koyacaktır. Ve son sözümüz ve enelhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.